سَلَامُ ha اللّٰهِ <laughs> <'ye millet> <laughs> <Sessizli> <Sessizlik> Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam <Nasit> Efendimiz Resulullah'a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden müminlere olsun. Zilhicce ayının ilk 10 günü çok faziletli günler oldukları için Allahü Teala onları Kur'an-ı Kerim'de zikretmiştir. Andolsun fecre, on geceye. Fecir Suresi 1 ve 2 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu günler hakkında şöyle buyurmaktadır. Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan ibadetler, Allah subhanahu ve teala katında diğer günlerde yapılan iyi amellerden daha sevimlidir. Ashab, Ya Resulallah, Allah yolunda yapılan cihattan da mı daha sevimlidir? Dedi ki, Evet, cihattan da daha sevimlidir. Ancak canı ve malı ile cihada çıkıp sonra geri dönmeyenin, şehit olanın cihadı ondan daha sevimlidir. Bukhari Tirmizi Bu faziletli günlerde şu amelleri yapmak sünnettir. 1. Hac ve umre yapmak 2. Bu günleri oruç ile geçirmek Oruç, salih ameller kısmına girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahü Teala onun yolunda bir gün oruç tutan kulun yüzünü cehennemden yetmiş mevsim, sene uzaklaştırır. Buhari ve Müslim Huneyde bin Halid, o da eşinden, o da Resulullah'ın bazı eşlerinden rivayet eder, şunu demişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zilhiccenin dokuz gününü, aşura gününü ve her aydan üç günü oruçla geçirirdi. Nesai Ebu Davud, Elbani Sahih demiştir. 3. Özellikle arefe gününü oruçla geçirmenin fazileti çok büyüktür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Arefe gününde oruç tutmak, bir önceki senenin ve bir sonraki senenin günahlarını yok edeceğini hesap zan ederim. Müslim. 4. Bayram gününde imkanı olan kimsenin kurban kesmesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurban gününde iki boynuzu semiz koçu eliyle kesmiştir. Buhari ve Müslim. 5. Bol bol tesbih. Subhanallah. Tahmid. Elhamdülillah. Tehlil. La ilahe illallah. Ve tekbir. Allahu akbar. Getirmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bu günlerde tesbih, tahmid, tehlil ve tekbiri çokça söyleyiniz. Taberani Ahmet Şakir sahih demiştir. 6. Geri kalan her türlü salih ameller. Mesela Kur'an okumak nafile namaz kılmak, sadaka vermek, cihad etmek, rahim akrabalığını gözetmek, marufu emredip münkerden sakındırmak, yetim ve muhtaçlara yardımcı olmak vesaire. 7. Günahlarımızdan tövbe etmek ve bir daha işlememeye azmetmek. 8. Kurban kesecek kişinin Hanefi mezhebi dışında cumhura göre kurbanını kesene kadar bu 10 günde saçından ve sakalından bir şey almamak, kesmemek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Zilhicce hilalini görürseniz ve sizden biri kurban kesmek isterse saçlarını ve tırnaklarını kesmesin. Müslim. Bir rivayette kurban kesene kadar kesmesin. Allah'a hamd ve Resulü Muhammed'e salat ve selam olsun. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس